Ahmet Hakan, DEM konusunda yanlış propaganda. DEM'in İstanbul'da bir adayı var, Meral Danış Beştaş. Bu arada CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde DEM'le sınırlı işbirliği var. AK Parti yanlısı bazı isimlerin yanlış propagandası şu: CHP'nin DEM'le yaptığı sınırlı işbirliğini vurgulamak adına Meral Danış Beştaş'ın adaylığını ya önemsizleştiriyorlar ya da görmezden geliyorlar. Bu durumda şu iki şeye yol açıyor. 1. Meral Danış Beştaş olgusunun gözlerden kaçılmasına neden oluyor. 2. DEM seçmenine adres olarak CHP'nin gösterilmesine neden oluyor. Bu, AK Parti açısından yanlış bir propagandadır. Doğru propaganda şudur: CHP'nin DEM'le yaptığı sınırlı işbirliğine dikkat çektiğin kadar DEM'in İstanbul'da aday çıkardığına da dikkat çekeceksin. Sempatiye gel. Bu afişe rastladım bir yerlerde. Çok hoşuma gitti bu sempatik görünümlü genç aday arkadaşımız. Sevimli bir yumurcak edasıyla nasıl da dikkat çekiyor. Sanki az sonra annem köfte yapsın, babam da kol alsın diye taleplerini sıralayacakmış gibi. Sanki ekmek almaya gönderilmiş de aday yapılmış gibi. Sanki az sonra odanın yine toplamadığını sen diye anne terliğine maruz kalacakmış gibi. Şovmen ya da ahmak. Gevşek ağzıyla, yayvan üslupla, toga, kağana, kulp takan herhangi bir muhalif ya dikkatleri üzerine çekmek isteyen dört dörtlük bir şovmendir ya da AK Parti'yi bilinçsizce puan kazandırmak isteyen ahmaktır. Üçüncü bir şık yok. Günah bunun neresinde? Cübbeli Ahmet önce satrancı günah demişti. Şimdi de tavlaya kafayı takmış. Tavla oynayan elini domuz kanıyla boyamış gibidir demiş. Keşke telli sazı da şeytan işi dese de kendisine aşık dertlerinin şu dörtlüğünü armağan etsek. Abdest alsan aldın demez, namaz kılsan kıldın demez. Kadı gibi haram yemez, şeytan bunun neresinde? İşte budur. Etimesgut'ta muhteşem buluşma gerçekleşmiş. CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, mevcut başkan ve MHP adayı Enver Demirel'i ziyaret etmiş. Enver Demirel de bu ziyareti, Sayın Beşikçioğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum diye sosyal medya hesabından paylaşmış. Şahane, harika, muhteşem ve de bravo. Hem Beşikçioğlu'na hem Enver Demirel'e. Miss Almanya 2024. İran kökenli 39 yaşındaki bir kadını Alman güzeli seçmiş Almanlar. Kalıpların dışına çıkmak istediklerini, politik bir mesaj vermeyi amaçladıklarını anlıyorum. Ama kendilerine kötü bir haberim var. Ters teper. Yani nedir ki bunun mesajı, amacı, gayesi? Irkçılığa karşı çıkmaksa ırkçılığı azdırır da azdırır. Farklı kültürlere açıklıksa daha da kapatır. Dayatılan güzellik algısına savaşsa o algıyı pekiştirir. Kalıpları kırmaksa minnacık bir kalıp bile örselenmez. Mülteci ısındırmasıysa mülteciye düşman eder. Böyle yapacaklarına güzelliğin yarıştırılabilir bir şey olmasına son veriyoruz diyerek bu tür yarışmaları düzenlemekten toptan vazgeçseler, amaçlarına çok daha fazla hizmet ederler. Çok büyük saygım var. %1 bile alamayacağını bildiği halde aday olanlara, evde lahmacun içi hazırlayıp fırına gönderen erkeğe, internette her gördüğüne inanmayanlara, bir futbol takımına kendisini sımsıkı adayabilenlere, bunca kutuplaşma ortamında kutuplaşmamayı becerebilenlere, cep telefonunu evde unutup farkında bile olmayanlara çok büyük saygım var. Davetiye polemiğiyle ilgili söyleyeceklerim var. İmamoğlu açısından. Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem açılışıyla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nun 3 gün boyunca yaptığı açıklamalara bakalım. Önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılışa davet edildim dedi. Ertesi gün işi davetiye diyerek Fatih Belediyesi'nin mailini gösterdi. Yani önce bakan beni aradı, davet etti algısı yaratıp ertesi gün Fatih Belediyesi'nin sıradan mailini olayın kanıtı olarak sundu. Murat Kurum açısından. Murat Kurum'un bu konuya asla girmemesi gerekiyordu. Çünkü konunun asıl muhatabı Ulaştırma Bakanı'ydı. Ulaştırma Bakanı'nın da konuyu hiç uzatmadan İmamoğlu benim kendisiyle görüşüp açılışa davet ettiğim algısını yaratmıştır, bu doğru değil demesi yeterliydi. Murat Kurum ille de konuya girip polemik yapacaksa gel açılışa kardeşim gel, gel de hizmet nasıl yapılırmış gör falan diyebilirdi. Sonuç: İmamoğlu'nun yanlışı lüzumsuz polemik çıkarmak, kurumun yanlışı lüzumsuz topa girmek.